10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 167 yazdığınız efsaneleri sınıf ortamında sununuz. Cevap, Kız Kulesi Adası, Kubadabat Saltanat Kenti'nin haremliğiymiş. Adada çevresi sularla çevrili bir kaleyle, birbirinden güzel köşklerin ortasında yüksek bir kule varmış. İşte bu kalede cariyeleriyle birlikte Selçuklu Sultanı'nın güzeller güzeli biricik kızı yaşarmış. Sultan, düşünde, başka bir rivayete göre falında, sevgili kızının yılan sokması sonucu öleceğini görmüş. Yaptırdığı kaleye ve içindeki kuleye kızını bunun için kapatmış. Öyle ki, kuleye yılan girmesinde diye beton borularla anasmaslardan adaya su ve süt akıtılmış. Anılan iki sıra beton boruların kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. Türk efsaneleri, Türk destanları böylece yıllar yılları kovalamış ve günlerden bir gün güzel sultan ateşlere düşüp hastalanmış. Ülkenin en ünlü hekimleri zor bulmuşlar devasını. Sevgili sultan yeniden sağlığına, mutluluğuna kavuşmuş. İyileşmesini kutlamak için armağanlar yağmaya başlamış kuleye. Yaşlı bir köylü kadın da bir sepet üzüm getirmiş. Meğer üzümlerin içinde bir küçük yılan varmış. Yılan o gece uykuya dalan güzel sultanı sokup öldürmüş. Sunumu aşağıda verilen bilgileri göz önünde bulundurarak dinleyiniz. Cevap, dinledim. Not alarak dinleyiniz. Cevap, dinledim. Konuşmacıyla göz teması kurmaya ve konuşmacının sözünü kesmemeye özen gösteriniz. Cevap, özen gösterdim. Dinlediğiniz konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgulayınız. Cevap, sorguladım. Dinlediğiniz konuşmada konu akışını takip ediniz. Cevap, takip ettim. Dinlediklerinizi ön bilgilerinizle karşılaştırınız. Cevap, karşılaştırdım. Sorularınızı konuşmamın sonunda sorunuz. Cevap, sordum. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.